sizlerle. Bodrum'da Türk Eğitim Vakfı'nın 12. şubesinin açılışı nedeniyle düzenlenen törende dernek ofisinin tamamlanmasında destek olan kişi ve kurumlara teşekkür sertifikası verildi. Bodrum'da Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde hizmete açılan 12. TEV şubesi için bir kokteyl düzenlendi. Kokteyle TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, TEV Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Ece Yıllıkçı Yeşilpınar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon'la kızları İpek Kocadon, TEV Yönetim Kurulu üyeleri, bağışçılar ve çok sayıda davetli katıldı. Arttırma konusuna 50. yılımızda daha hız vermeye ve önem vermeye dikkat edeceğimizi ifade etmek istiyorum. TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, TEV'in herhangi bir bölgenin ya da görüşün vakfı olmadığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi. 50. yılını kutluyor. 1967'de kurulan, bu sene 2017 olması dolayısıyla yarım asırı geride bırakmış vaziyetteyiz. Türkiye gibi bir ülkede bu konuda çalışan bir vakfın 50. yılında isabetli ve gerçekçi çalışmalarıyla devam edebilmesi ve yaptığı hizmetleri mümkün olduğu kadar ileriye ve Türkiye'nin 60'larda kurulan bu vakfının o günkü Türkiye'nin şartlarından bugünkü Türkiye'nin şartlarına paralel olarak ve oraya doğru istikamet alarak götürebilmesinin bir başarı olduğunu Türk Eğitim Vakfı'nın bir üyesi olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim yaptığımız işin, bu vakfın yaptığı işin önemli olduğuna biz burada kendini vakfetmiş olan arkadaşların bir temsilcisi olarak burada sizinle paylaşmak ve bunu sizlere ifade etmek istiyorum. Çünkü Türk Eğitim Vakfı 50 yıldan beri herhangi bir bölgenin, herhangi bir görüşün, herhangi bir ailenin, herhangi bir istikametin vakfı olmadan Türkiye'nin gencine ve dolayısıyla biraz evvel söylediğim gibi Türkiye'nin geleceğine doğru çalışan, çabalayan ve bu konuya kendini vakfetmiş olan arkadaşların topluluğudur. TEV'in kurulduğundan bu yana verdiği burslarla ilgili bilgi veren Yırcalı şöyle konuştu. Bugüne kadar bu yarım asırlık serüvenimiz sırasında 250 bin burs vermiş vaziyetteyiz. 2000 yurt dışında lisans ve lisans üstü çalışma yapan arkadaşlarımıza burs vermiş ve bu arkadaşlarımızın da 50 yıldan bahsettiğimiz için birçoğu bugün yurda dönmüş, yurt içinde bizden burs almış arkadaşlar bugün ülkemizin çeşitli kesimlerinde önemli vazifeler almakta ve Türkiye'ye destek olmakta, Türkiye'ye hizmet etmektedirler. Bizim de tek amacımız ve bizim de tek ödülümüzün bu olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin geleceği için TEV'e maddi ve manevi destek verildiğini kaydeden Rona Yırcalı, desteğinizi esirgemeyin. Türkiye'deki 12. vakfımızı bu güzel Bodrum'da açmış bulunuyoruz. Bodrum Türkiye için önemli. Verdiğimiz burslardan 3000 kadarını Muğla ilindeki üniversite öğrencilerine ayırdık. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 50'den fazla arkadaşımız aktif burs almaktadır diye konuştu. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da Bodrum'un Türkiye'nin dünyaya açılan en çağdaş, en modern kapısı olduğunu belirterek şöyle konuştu. Evet. Gerçekten 50 yıl önce ne kadar aydın ve çağdaş insanlar ki Türkiye'nin bugünkü geleceğini o günden de görmüşler. Ve bu vakfı kurmuşlar, eğitim vakfını. Çünkü eğitimin olmadığı bir yerde medeniyetten söz etmek mümkün değil. Her şeyin başı eğitim. Dikkat ederseniz okullarımız eğitim ve öğretim yılı diye açılır. Esasında burada en önemli kısım eğitim kısmıdır. Eğer biz zamanımızda çocuklarımıza, gençlerimize
çöp atma eğitimi veremezsek, insana saygı eğitimi veremezsek, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularının ne zor şartlarda bu ülkeyi bu hale getirin eğitimini veremezsek, Türkiye'de medeniyetten söz etmemiz mümkün değildir. Onun için ben bir yerel yönetici olarak eğitime her zaman destek vermeye devam edeceğim. Ve inanıyorum ki biz yerel yöneticilerin en büyük görevi sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Sağlıklı nesillerin de en büyük başlangıcı eğitimli insanlardır. Onun için 50 yıl önce bunu görüp bu vakfı kuran değerli Koç ailesine ve bizlerin en zor gününde Bodrum'un ismini Türkiye'ye duyuran değerli sanatçımız Zeki Müren'e bir defa daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varlar ki bu vakfı kurmuşlar. Açılış konuşmalarının ardından TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve Başkan Yardımcısı Adnan İğnebekçili ile birlikte vakfın şubesinin kurulmasına destek veren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a ve emeği geçenlere teşekkür sertifikası verdi. Sertifika töreniyle etkinlik sona erdi. Müzik